Hoş geldiniz dostlar. Selamünaleyküm. Ukrayna Rusya başta olmak üzere dünya genelinden çok sayıda haberle karşınızdayız. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı ile Hayashi Yoshimisha ile görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmenin Antalya'da yapıldığını da hatırlatalım. Bugün Rusya, Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı zırhlı araçları imha ettiğine dair yeni görüntüleri yayınlıyor. ABD tarafından savaş sonrasında Ukrayna'ya teslim eden araçların Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri filosu tarafından vurulduğu görüntüleri görmektesiniz. Yine Rus askerlerin ve ayrılıkçıların kuşattığı Ukrayna'nın Maripol şehrinde sivillerin güvenli koridorlardan tahliyesi devam ediyor. Şehirden bir grup sivil de ayrılıkçıların işgali altında bulunan yerlerden çıkarak başka şehirlere tahliye ediliyor. Yine Rusya'da şeker stokları tükenmek üzere Marketlerde bildik görüntüleri görmektesiniz. İnsanlar şeker almak için birbiriyle yarışıyor. Rusya'da şekerin arzının epey kısıtlandığını söyleyelim. Eskiden şekerin kaybolması savaş sebeplerinden birisi olarak görülürdü. 21. yüzyılda da bu durumun değişmediğini söyleyelim. Yine dostlar Maripul'da Z yazılı Rus araçlarını görmektesiniz. Ruslar Maripul'da tam kontrol sağladığını iddia etse de Kenar mahallelerde Ukrayna'da Azark taburunun bölgede bulunduğu belirtiliyor. Haritayı görmektesiniz. Yine Rusya Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını duyuruyor. Uzmanlara göre oyun değiştirici füze savaş suçu kapsamında Ukrayna'da kullanıldı. Kinjal hipersonik füzesinin kullanıldığına dair bir fotoğrafı da görmektesiniz. Yine dostlar Almanya Ukrayna'ya göndereceğine dair söz verdi. 2700 Strela hava savunma füzesinin sadece 500 tanesini yolladı. Teslimat perşembe günü gerçekleşti. Ukrayna hükümet kaynaklarına göre başka Strela teslimatının gerçekleşmesi planlanmıyor. Almanya'da her zaman olduğu gibi verdiği sözleri tutmamaya devam ederken OSINT uzmanları Federik Van Lokoren tarafından servis edilen haberde Rusya'nın 19 Mart sabahı Akdeniz'deki konuşlanmasına ilişkin infografiyi görmektesiniz. Rus kruvazörleri NATO taşıyıcı kuvvetlerini izlemek için İyon Denizi yakınlarında faaliyet gösteriyor. Önceki videomuzda söylemiştik. İyon Denizi'nde 3 uçak gemisinin katılımıyla ABD, Fransa, İtalyan uçak gemilerinin katılımıyla tatbikat yapılıyor. Rus donanması da bu gemileri yakın takibi aldı. Yine bir nükleer denizaltının da bölgede mevcut olabileceğini ve büyük ihtimalle Akula sınıfı nükleer denizaltı olacağı notu da düşürmüş. Görüldüğü gibi Cebeli Tarık, Süveyş Kanalı veya İstanbul Boğazı'ndan Çanakkale Boğazı'ndan herhangi bir geçişin son zamanlarda yapılmadığına da dikkat çekiliyor. No transit reported şeklinde görmektesiniz. Yine dostlar Türkiye ile ilgili son zamanlarda U dönüşü yapan, olumlu açıklamalarda bulunan Hollanda Başbakanı'nın da ülkemize geleceği duyuruldu. Hollanda Başbakanı salı günü Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Son iki haftada neredeyse gelmeyen lider kalmadı. Çok sayıda kişi Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor. Yine dostlar Kazakistan'da Rus dili meselesi yeniden gündeme gelmiş durumda. Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Zuyuganov Rusya'nın Kazakistan'daki Rus diline özel dikkat göstermesi gerektiğini söyledi. Rusya Devlet Duması Milletvekili Zuyganov, Kazakistan'ın kuzey kesiminin büyük ölçüde Ruslar tarafından yeniden inşa edildiğini ve Moskova'nın orada yaşayan Rusları koruması gerektiğini dile getiriyor. Öte yandan ülkenin güney kısmında Rus dilinin öğretilmediğini ve bunun en kısa zamanda Rusya'nın gündemine gelmesi gerektiğini söylerken Rus siyasetçi Zuyganova Kazakistan'daki Rusların tepki gösterdiği iddia ediliyor. Yine Ukrayna'ya destek verdiği iddiasıyla iki Azerbaycan haber sitesinin Rusya'da yasaklandığı duyuruldu. Bu şekilde haberde servis ediliyor. Yine ABD Hava Kuvvetlerine ait dronların insansız hava araçlarının ki her zaman olduğu gibi RQ-4B olduğunu söyleyelim. Uzun bir gözetleme görevi yapmak üzere Sigonella, İtalya hava üssünden ayrıldığı belirtiliyor. Özellikle Karadeniz'de Kırım açıklarında uçtuğunu görmekteyiz. Aynı zamanda İHA'nın kapsam alanı Türkiye'nin birçok bölgesini de kapsıyor. Yine Moldova vatandaşları Moskova'nın hedefi haline gelebilecek ülke olduklarından dolayı korkuyor. 2.6 milyonlu küçük Doğu Avrupa ülkesi sıradakinin kendisi olup olmadığını merak ediyor haberi paylaşılmış. Yine Google Çinli korsanların Ukrayna hükümetini hedef aldığını belirtiyor. Google'ın tehdit analiz grubu TAK Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA ve diğer Çin istihbarat Teşkilatları'nın Ukrayna'da devam eden Rus Savaşı hakkında daha fazla bilgi almaya çalıştığını söyleyen açıklamasına yer verilmiş. Yine Rusya'nın son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarındaki artış nedeniyle çok sayıda Ukraynalı yeniden güvenli liman olarak gördükleri metro istasyonlarında kalmaya başladı. Rusya ile Ukrayna arasında savaşın 24 Şubat'ta başladığını ve o günden bugüne Kiev'de aslında son haftalara göre sayının azaldığı belirtilse de insanlar yine de metro istasyonlarına yerleşmeye başladı. Buradan görüntüleri görmektesiniz. Kiev merkezinde bulunan Streis metro istasyonu Kiev'lerin Rus bombardımanından kaçmak için kullandığı sığınaklardan bir tanesi. Buraya sığınlandırım çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Hava sıcaklıklarının eksi derecede olduğu Kiev'de Burada kalanlar yanlarında getirdikleri süngelleri ve battaniyeleri yere sererek uyumak zorunda kalıyor. Pakistan'a gidiyoruz. Anadolu Ajansı Pakistan'dan görüntü yayınlıyor. Derevar Kalesi'nden genel görüntüler, kaleyi ziyaret eden insanlar ve kalede görevli Altaf Hüseyin röportajına yer verilmiş. Yine zindanlardan da görüntü yayınlanıyor. Çolistan çölünde yaşayan halk tarafından Çöl güzeli olarak isimlendirilen tarihi Derevar Kalesi 9. yüzyılda Hindu kral Rai Bhatti tarafından inşa ettirildi. 12 yüzyıldır ayakta olan kalenin ciddi bir restorasyona ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Pakistan'ın Pencap eyaletinde Çolistan çölünde yer alan Derevar Kalesi 12 yüzyıldır varlığını korurken Kale 18. yüzyılda Müslümanların eline geçti ve çeşitli değişikliklere uğrayarak şimdiki haline kavuştu. Çolistan'da benzer yapıda çok sayıda kaleden günümüze ulaşan en sağlam yapılardan birisi olan Derever Kalesi, Orta Asya'nın alt kıtaya ticaret yolları ve Mekke ile Hindistan arasında yolunun kurulmasında önemli rol oynadığı, yüzyılların ihtişamını üzerinde taşıyan Derever Kalesi'nin 40 burcu bulunuyor. Burçların yüksekliği yaklaşık 30 metreyi bulurken, kalenin çevresi ise 1500 metreden oluşuyor, 260 odaya sahip, Kalede görevli Alta Hüseyin Türk Devlet Haber Ajansı Anadolu Ajansı'na kale içinde 260 odanın bulunduğunu belirterek bunlar arasında silah depoları, konaklama yerleri, krallar için dinlenme alanları bulunduğunu söylüyor. Hüseyin eskiden her perşembe kralın anlaşmazlık konularını karara bağladığını ve bu kapsamda kalede hapishanenin idam hükümlerinin infazı için alan bulunduğunu da söylüyor. Yazın sıcak hava sebebiyle kaleye günlük 50 ila 100 ziyaretçinin geldiğini ifade eden Hüseyin, ışığın bu sayının arttığını ve bölgede düzenlenen ralli yarışmasıyla turistlerin daha fazla gelmeye başladığına dikkat çekiyor, bölgede tarihi eserler sergilenmeye devam ediyor. Fakat ciddi bir restorasyona ihtiyacı olduğunu söyleyen kalenin sahibi Faizur Raşit Abbasi de 2017'de restorasyona başladıklarını ancak işlerin yavaş ilerlediğini belirtiyor. Kale'nin altına inşa edilen gizli geçitler de kullanılamaz halde, Derever ve Çolistan çölündeki diğer kaleler 2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edilmişti. Hoşçakalın.